Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba efendim. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bir hadis usulü dersinde tekrar birlikteyiz. Bugün kısmet olursa sizinle zayıf hadis konusunu ele alacağım. Ve muhtemelen iki ders sürecek. Bu zayıf hadis bir olacak. Bir de zayıf hadis iki olarak işleyeceğim. Çünkü bir ders de bitmiyor. Hepsini bir ders olarak işlersem dinleme zorluğu olabilir, uzun olur. İkiye böleceğim. Normal sınıftaki yaptığım derslerde de zayıf hadis konusunu ikiye bölerek anlatıyorum. Burada da inşallah öyle yapacağım. Hemen vakit kaybetmeden tahtamıza geçelim. Hazırlamış olduğum şemamızdan konuyu işlemeye müsaadenizle başlayalım. Evet, gördüğünüz üzere değerli arkadaşlar, konumuz zayıf hadis ve zayıf hadisi işleyeceğiz. Daha önce de yapmış olduğumuz gibi bazı temel hassasiyetlerimiz ve vurgularımız vardı. Onu bir kere daha hatırlatalım. Burada yine hadis dediğimizde şu ifadeden kastettiğimizin rivayet olduğunu, rivayetin zayıflığından söz ettiğimizi bir kere daha vurgulamak istiyorum. Çünkü yapmış olduğum hadis tarihi ve usulü derslerindeki bence en önemli mesele, daha önce de söyledim, buydu. Yani rivayet ile hadisin arasını bir ilahiyatçının, bir ilahiyat öğrencisinin mutlaka fark etmesi gerekiyor. Neye hadis diyoruz, neye rivayet diyoruz, bunların araları netleşmesi lazım. Şimdi hemen üzerinde duralım ki bizim geleneğimizde, yani hadis ilmi geleneğinde ve hatta hadis ilminin tekamül ettiği süreçlerde birlikte tekamül ettiği diğer İslam ilimler, tefsir, fıkıh, kelam gibi, buralarda erken dönem ulema için rivayetler genelde ikiye ayrılırdı. Biz sizinle sahih hadis konusunu konuşurken sahih, hasen, zayıf diye ayırdık malumunuz. Ama genelde ikiye ayrılır. Bir rivayet ya sahihtir ya da değildir. İşte bugün işleyeceğimiz konu değildirin içine girenler. Peki biz sahih hadis konusunu işlerken gerek ehli hadisin gerek ehli reyin bir rivayetin sahih olmasında hangi koşulları aradıklarını, bu koşulların neler olduklarını izah etmeye çalıştık ve bu dersimizi de sanıyorum iki ders mi, üç ders mi yaptık sahih hadis konusunu. Şimdi demek ki sahih hadisi tanımlamak ulemanın ve muhaddislerin birinci derecede önem atfettikleri bir durumdu. Mümkün olduğunca da bir rivayetin hangi koşulları taşıdığında sahih olacağına ilişkin bize belli net ölçüler, parametreler verdiler. Şimdi temel olarak tanım şudur. Bir rivayeti sahih kılan unsurlar hangi rivayette yoksa bu rivayet genel manada zayıftır. Ha, bu zayıflık derecesine göre ayrışıyor. Derecesine göre ayrışıyor. Bunu şu şekilde tahtamın kenarına şematize etmeme izin verirseniz değerli arkadaşlar. Şöyle resmetmek istiyorum. Yani sıhhat derecesi yazıyorum şuraya. Demek ki sıhhat derecesi dediğimizde sahih olan var. Bundan sonra aşağıya doğru zayıftır. Sahih olmayanlar zayıftır. Ama zayıf olan var, zayıf olan var. Ara çok. Uydurmaya kadar, uydurma olana kadar arada şu ara epeyce geniş. Onun için bu araya hasen konmuş, bu araya zayıf konmuş. Bunların sahih olana yakınlığı ve uzaklığına bağlı olmak üzere dereceleri değişebiliyor. Ve bu alan çok geniş olduğundan
zayıf hadis konusu bizim hadis ilminin en geniş konusudur. Ve hemen hemen de zayıf olma nedenine bağlı olarak da bir isim verildiğinden dolayı bu konu bizim gelenekte, yani hadis ilmi geleneğinde hemen hemen en yaygın, zaptı en zor, çerçeve içine almak neredeyse imkansız denecek derecede bir alan oluşturur. Sahih hadis öyle değil. Zayıf hadis konusu en problemli alandır. Şimdi birazdan da göreceğimiz üzere bir rivayeti konuştuğumuzda demiştik ki bir rivayet iki unsurdan oluşur. Bir rivayet iki unsurdan oluşur. Peki bu bir rivayetin bu iki unsurunun biri neydi? Senetti. İsnat yani. Birazdan bir isnat çizip üstünde konuşacağız zaten. Diğeri de metindi. Yani söz. Bu Resulullah'ın sözü ise işte Allah Resulü'nün merfu sözüdür. Sahabeninse, tabiininse ya da başka herhangi birine aitse. Bir de metin. Bir isnadımız var, metin var. Şimdi isnatta problemlere bağlı olarak zayıflıklar var. Metinde problemlere bağlı olarak zayıflıklar var. Ve bu çok çeşitli. İsnatta zayıf olmaya neden olacak unsurlar çok fazla var. Metinde zayıf olmaya neden olacak çok fazla unsurlar var. Bu itibarla çeşitli hadis kaynaklarında, ileri düzey hadis kaynaklarından orta düzey ve daha sade, basit düzey hadis usulü kaynaklarına kadar baktığınızda sevgili öğrenciler, şunu görürsünüz ki zayıf hadis konusunun çeşitleri artar, azalır vesaire olur. Kategorize etmede de farklılıklar var. Şimdi ben mesela zayıf hadisi size 4 başlık altında kategorize edeceğim. Onun altına giren en önemlilerinden, en yaygın olanlarından bazı örnekler vereceğim. Ve bunu efendim bu şekilde ilahiyat 1. sınıf öğrencilerimize zayıf hadis konusunda bir bilgi sunmuş olacağım. Ama bu demek değildir ki zayıf hadis bunlardan ibarettir. Hayır. Bir rivayeti zayıflatan unsurlar neredeyse sınırlanamayacak kadar çok olduğu için ve her bir zayıflatıcı unsura bağlı olarak o rivayete bir isim vermek mümkün olduğu için zayıf hadisin sınırları bu koşula bağlı olmak üzere de sınırlandırılmayacak kadar geniş olduğunu söyleyebiliriz. Ama 4 tane önemli başlığımız var ki işte gördüğünüz gibi isnatta kopukluk nedeniyle. Demek ki zayıflığımız isnatta neden olacak? Kopukluk. Birazdan konuşacağız. Bu başlıkta 4 tane rivayet ele alacağız. Bunun 4'ü işte mürsel, muhtatı, muğdal, muallak. Birazdan konuşacağız. Bunların hepsi isnatta ortaya çıkan kopukluk nedeniyledir. Birazdan konuşacağız detaylarını. İkincisi, bakın hem metinde hem de isnatta birlikte, metin ve isnatta çelişki var. Çelişki sorunlarımız var. Dolayısıyla rivayetteki çelişki, bu rivayetteki çelişki bazen metinde olur, bazen isnatta olur. Hem isnatta hem metinde olanlar da olabilir. Ama biz genel olarak bu iki başlık altında bunları işliyoruz ki üzerinde duracağız. İnşallah tek tek hepsini işleyeceğiz. Demek ki bir ikinci hususta bir rivayetin sahip olduğu çelişki nedeniyle zayıf oluyor. Ve bu çelişki isnatta olabiliyor, metinde olabiliyor. Yine 3. kategorimizde bir rivayete bakıyoruz. Onda bir illet buluyoruz. Bakın şu illet. Bir illet buluyoruz. Peki ne demek illet? Kusur. Bir illet, bir kusur buluyoruz. Ve bu kusur o rivayetin zayıf olmasını gerektiriyor. Peki bu illet nasıl bir illettir, nasıl bir kusurdur? Bu illet bazen bilinip tespit edilir. İşte şu kusuru var denir. Bazen de bu bilinemez. Şu kusuru var denilemez ama yine de bir kusuru olduğu düşünülür uzman tarafından. Bunları konuşacağız. 4. olarak da rivayetlerin
gerek isnatlarında gerek metinlerinde efendim imla hataları söz konusudur. Senette bunlar sonuçta yazı malumunuz. Yazılı metinler konuşuyoruz. Kaldı ki imla hatası yapmak hem yazı için hem de söz için değil mi? Konuşma hatalarımız da var. Onlarda da söz konusu olur. Ama biz yazılı metinler üzerinden konuyu ele aldığımız için yazılı rivayetlerin imla hatalarının neden olduğu zayıflıktan, zayıf hadis çeşidinden söz edeceğiz. Demek ki bu işleyeceğimiz derslerimizde zayıf hadis türlerini, zayıf hadis çeşitlerini ele alacağız. Ve bu zayıf hadis çeşitlerinin kategorilerini öğrenmenizi istiyorum. İsnatta kopukluk nedeniyle, rivayette çelişki nedeniyle, sahip olduğu bir kusur illet nedeniyle ve imla hataları nedeniyle olmak üzere gördüğünüz gibi dört ana kategoride zayıf hadisleri değerlendiriyoruz. Peki şimdi hemen başlayalım. Birincisinden isnatta kopukluk nedeniyle bir rivayetin nasıl zayıf olduğundan söz edelim ve hemen bir isnat şeması çizelim. İsnat şeması üzerinden bunları anlatmaya çalışalım. Evet, müsaadenizle bir isnat şeması çizmek istiyorum hemen. Bu isnat şeması bize konuyu rahat bir biçimde anlamanızı inşallah sağlayacaktır. Her zaman daha önceki derslerde yaptığımız, alışık olduğunuz o isnat şemasını çizelim. Gördüğünüz gibi bu birinci karede Hazreti Peygamber var. Bundan hemen sonra sahabi var. Bundan hemen sonra tabi'in nesli, bir T ile gösteriyoruz biliyorsunuz. Bundan sonra tebe-i tabi'in var. Bundan sonra herhangi bir raviniz var. Bu tabakada bir ravi. Burada da yine herhangi bir ravimiz var. Burada da son olarak muhaddisimiz var. Peki muhaddisimiz kimdi? Daha önce de bunları çok konuştuk. Bir eser yazmış, bize rivayetleri aktarmış. Eser sahibi kişiydi. Eser sahibi. Hadis alanında bir eser telif etmiş ve bize emanet etmiş efendim üstadlarımıza ne diyoruz? Muhaddis diyoruz. Şimdi görmüş olduğunuz bu şema bize isnatta kopukluk nedeniyle zayıf rivayetleri verecek. Başlığı da koyalım. Evet. İsnadındaki kopukluk nedeniyle zayıf. Şimdi sevgili öğrencilerim, şunu iyi bilmenizi istiyorum ki az önce de genel bir giriş yaparken üzerinde durmaya çalıştığım üzere sıhhat dereceleri bakımından sahih olanlar ve olmayanlar diye belirlemiştik. Şimdi sahih konusunu hemen bir hatırlayalım. Birinci şart neydi? İsnadı muttasıl olacaktı. İsnat muttasıl. Ne demek isnat muttasıl? Yani muhaddis bir rivayeti bundan alacak. Bundan alacak. Bundan alacak. Bundan alacak. Bundan alacak. Ve hiçbir kopukluk olmadan, nesiller arasında hiçbir kopukluk olmadan sözü Hazreti Peygamber'e kadar isnat açısından ulaştıracak. İşte böyle bir bağlantı olduğunda şu isnat şemamız biliyorsunuz, bu kareler. Bunun adına isnat diyoruz, senet diyoruz, müsnet diyoruz, vecih, tarik diyoruz. Bunları daha önce gördünüz, öğrendiniz. Şimdi bu isnatta bu şekilde muhaddisin rivayeti an fulan anin nebiyye Hazreti Peygamber'e kadar ulaştırmasına muttasıl diyoruz. Yani bitişik, gördüğünüz gibi isnatta herhangi bir sorun yok. Ama bu isnattan ve şunların da her birerlerine tabaka diyorduk biliyorsunuz değil mi? Nesil tabaka. Evet, bunların her biri bir tabakadır.
Şimdi bu tabakaların herhangi birisinde diyelim ki bir düşme oldu. Hemen örnekleyelim. Bunu sadece teorik olarak örnekliyorum. Diyelim ki muhaddis bundan aldı da bu normalde bundan alacakken bunu atladı buradan aldı. Bu da diyelim ki bundan normalde alması gerekirken atladı buradan aldı. Böylece ne olmuş oldu? Buradan şuravi düştü. Buradan da buravi düşmüş oldu. Ya da düşmenin bütün türevlerini düşünebilirsiniz. Aklınıza gelecek ne tür düşme olursa. Burada düşmekten maksat atlamayı kastediyoruz. Yani normal olarak bu karelerin her birerleri birbirleriyle bitişik nesillerdir. Beraber birlikte yaşamış nesillerdir. Rivayetleri birbirlerinden alıp aktarmaları gerekir. Ama öyle oluyor ki çeşitli nedenlerden dolayı bazen muhaddis de bunu yapabiliyor. Bundan alacağına hayır bundan almıyor. Direkt bundan al gösteriyor rivayet. Bunun birçok nedenleri var. Ve dolayısıyla buradan şu raviyi atlamış oldu. Hangisi hangi raviyi atlarsa atlasın halkalardan birinde bir kopma olduğunda buraya dikkat duyunuz lütfen. Bir kopma olduğunda Hazreti Peygamber'le muhaddis arasında şu arada buraya biraz daha görünür bir renkle yazalım. Herhangi bir tabakada kopma olduğunda buna inkıta denir. Arapçasında yazdım. Kopma denir. Şimdi bu inkıta bu muttasılın zıttıdır. İşte burada da muttasıl diyoruz. Bakın. Muttasıl. Bitişik. Yani rivayetler ya muttasıl olur ya munkatı olur. İnkıta diyoruz denir. Bu kopmadır. Şimdi inkıta munkatı arasındaki farklardan bahsedeceğim. Dolayısıyla genel manada bunun adı inkıtadır. Şöyle söyleyelim. Şuraya gelelim. İsnattaki kopukluklar nedeniyle dört hadisimiz var. Mürsel de bir kopukluk türüdür. Bakın munkatı da bir kopukluk türüdür. Muğdal da muallaktır. Bunların hepsinin ortak özelliği inkıtadır. Yani inkıta ne demek? İnkıta. Sizin kendi kendinize cevap verdiğinizi duyar gibi oluyorum. İnkıta ne demek? Senette kopukluk demektir. Bunların dördünün genel adı inkıtadır. Nerede koparsa kopsun inkıtadır ve bunun zıttı muttasıldır. Muttasıl olmak sahih olmanın şartıdır. Senedin herhangi bir yerinde kopukluğun meydana gelmesi de zayıf olmanın şartıdır. Demek ki isnadın herhangi bir yerinde meydana gelecek olan bir kopma o rivayeti otomatik olarak zayıf hale getirir. Bu son derece önemli bir şeydir. Ama bu inkıtanın bunların genel adı olduğunu unutmayalım. Şimdi burada tam da karşılıklı geldikleri için işaretlemek istiyorum müsaadenizle sevgili öğrencilerim. Şu iki kelimeyi ıstılah olarak birbirine karıştırma ihtimaliniz çok yüksek. Şimdi inkıta şu sözcük, bu inkıta sözcüğü, şu dört türlü farklı kopuşlar birazdan göreceğiz. Farklı kopuşların hepsinin genel adıdır. Niye? Çünkü hepsi kopuştur. Az kopsun, çok kopsun. Hepsinin adı inkıtadır, kopmadır. Ama bir de munkatımız var ki aynı kelimeden üretilmiştir. Munkatı şu sözcük. Bir de munkatımız var ki bu munkatı da birazdan göreceğiz. Rivayetin isnat zincirinin herhangi bir yerinden tek bir ravinin düşmesinin adıdır.
Demek ki isnadımızın herhangi bir yerinden tek bir ravi düşerse buna özel olarak munkatı diyeceğiz. Munkatı diyeceğiz. Affedersiniz. Özel adıdır, munkatıdır. Ama hangi türden koparsa kopsun, bir kopsun, iki kopsun, beş kopsun, on kopsun, hepsinin ortak adı nedir? İnkıtadır. Bu kavramları birbirinden ayırmaya dikkat edelim arkadaşlar. İnkıta dediğimizde isnattaki genel bir kopukluktan söz ediyoruz. Munkatı dediğimizde özel bir kopukluktan söz ediyoruz. İnkıta genel bir kopukluk, munkatı özel bir kopukluğun adıdır. Peki şimdi buradan bu isnat şemamızda gördüğünüz gibi sevgili öğrenciler, Hazreti Peygamber'den başlıyoruz. Sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in, ravi ve muhaddise geliyoruz. Bu isnat şemasının nerelerinde kaç tür kopma söz konusu olabilir de böylece bizim rivayetimiz bu sıralamış olduğumuz dört çeşit zayıf hadisi bize verir. Şimdi bunları konuşalım. Şemamız aynen duracak. Bu şemamızın üzerinden farklı kalem renkleri kullanarak düşüşleri göstereceğim. Şimdi birinci rivayetimizin adını yazalım. Bir, Mürsel'i konuşacağız şimdi. Mürsel hadis. El-Mürselu. Mürsel, rasaleden biliyorsunuz, ulaştırmak, eriştirmek demektir. Mürsel de birleştirilmiş, kavuşturulmuş demektir. Ama buradaki anlamı normal bir birleştirme değil, bir anormal oluşturma, anormal bir birleştirmedir. Bir arada bir şey kaynaştıracağız şimdi birazdan. Dolayısıyla mürsel rivayetimiz zayıf hadislerin en başında yer alır. Genel olarak hadisçilerin ortak kanaati böyledir. Ama erken dönem, tabi'in döneminde, tebe-i tabi'in döneminde, daha erken dönemlerde mürsel hadis konusu biraz ihtilaflı bir konudur. Bazı ravilerin mürsellerini sayanlar var, saymayanlar var ama genel anlamda isnatta bir kopukluk olduğu için, inkıta olduğu için bir zayıf hadis çeşididir. Amel edenler var, etmeyenler var. Bu ileri düzey hadis usul konuları olduğu için oralara çok fazla girmek istemiyorum. Şimdi bir rivayet ne zaman mürsel olur? Şimdi onu göstermek istiyorum farklı bir renkle. Evet, değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim. Bir tabi'in normal olarak rivayeti muhaddis geldi tabi'ine kadar bir sorun yok. Bakın, işaretleyelim. Ravi bundan aldı, o da bundan aldı, o da bundan aldı, o da tabiinden aldı. Bakın burada hiçbir sorun yok. İsnadımız buraya kadar muttasıl, hiçbir kopukluk yok. Ama her nasılsa tabii normal olarak bir sahabiyi zikretmesi gerekirken öyle değil de direkt Hazreti Peygamber'e gitti. Yani tabii Kale Resulullah dedi. Normalde tabi-i kâle Resulullah diyebilir mi? Hayır. Resulullah'ı görmedi ki desin. Bunu sahabi söyler. Sahabi söylemesi lazım. Tabi nasıl kâle Resulullah diyebilir? Ama bu çok yaygındır. Özellikle sahabeyle büyümüş büyük tabiler var. Onlar sahabiyi zikretmeden kâle Resulullah derler çoğu zaman. İşte aradan şimdi burada kim düştü? Mürsel hadiste bakın. Sahabi düştü. Peki düştü ne demek? İnkıta. Yani sahabinin düştüğü, sahabenin isnat zincirinden koptuğu, koparıldı, inkıta oldu, koptu. İnkıta kopmak demek malum biliyorsunuz. Böylece mürsel hadisi tanımlamış olduk aslında. Peki tanımı yazalım.
Hanım'ı yazalım, Mürsel hadisi. Tabiinin sahabeyi atlayarak Resulullah'a bu Resulullah'ı şu sayıları kullanacağız birazdan. Resulullah'a isnat ettiği rivayettir. Demek ki mürsel hadisimiz tabi'in sahabeyi atlayarak Kale Resulullah derse bu rivayetimiz mürseldir ve zayıftır. Bu mürsel isnadındaki kopukluk nedeniyle zayıf olan bu mürsel bu irsali, irsal diyor buna. Tabi'in rivayeti irsal ediyor, ulaştırıyor, bitiştiriyor Resulullah'a. Bunu yapan tabi'ine bağlı olarak çeşitleniyor. X tabiini var örneğin mesela Said İbn-i Müseyyep. Çok önemli bir sahabidir, şey tabiindir. Onun mürseli makbuldür de atıyorum Ata'nın mürselini makbul görmeyen var. Ata'nın mürselini makbul görüp Said İbn-i Müseyyep'i, Said İbn-i Cübeyr'i efendim mürsellerini makbul gören ve görmeyenler var. Demek ki itibara göre değişen bir durumdan söz ediyoruz. Detaylardan sarf-ı nazar, teorik ve teknik olarak mürselin ne demek olduğunu anladığınızı düşünüyorum. Tabi'in sahabeyi atlayarak Kale Resulullah derse bu rivayetimizde isnat kopmuştur, sahabi düşmüştür. Dolayısıyla efendim rivayetimiz mürsel olmuştur ve zayıf olmuştur teorik olarak. Şimdi buraya müsaadenizle şöyle bir soru cümlesi yazmak istiyorum ve bunu biraz konuşmamız gerekecek. Bir rivayetten bir ravinin düşmesi ne demektir? Bunu biraz konuşalım. Şimdi sevgili arkadaşlar, yukarıdaki şemada da gördüğünüz üzere herhangi bir raviyi atlıyoruz. Bir ravi düşürüyoruz. Hemen geçici olarak buraya şöyle bir üç kare çizmek istiyorum. Bu bir ravi. Bu da bir ravi. Bu da bir ravi. Bu üçlü düzeneği yukarıdaki çoklu isnat düzeneğinin her yerine koyabiliriz. Başa doğru koyabiliriz, ortaya koyabiliriz, sonra Resulullah'a doğru koyabiliriz. Fark etmez. Bir hususu netleştirmek bakımından bu üçlü düzeneyi yeniden çizdim. Çünkü burada çok önemli bir konuyu konuşacağız. Ve dedik ki ravimiz böyle olursa bu muttasıldır. Ama şöyle yaparsa, bunu atlarsa işte burada ne ortaya çıktı? İnkıta ortaya çıktı. İnkıta oldu. Bunu atladı, düşürdü. Bu direkt inkıtadır. Bunu zaten biliyoruz hocam, yukarıda gösterdim. Niye bir daha çizdin demeyin. Çünkü başka bir şey söyleyeceğim. Bu bir inkıtadır. Ama bazen böyle bir inkıtayı şu ravimiz örtmek isteyecek. Bunu da zayıf hadislerin bir çeşidinde müdelles hadis bölümünde konuşacağız uzunca. Diyecek ki aslında düşürmüyormuş gibi görünecek. Diyecek ki mesela haddesena bize nakletti. Kim?
şunun için söyleyecek, bakın. Şu ravi için söyleyecek. Haddesena, bunları farklı renklerle yazayım. Haddesena el-allame. El-hafız. El-imam. El-hucce. Eğer düşen sahabi ise, mesela düşen sahabi ise bir alternatif olarak haddesena es-sahabiyyu diyor mesela. Es-sahabi, es-şerif, el-kebir, böyle sıfatlarla anlıyor. Peki el-allame de kim bu allame? Hafız, imam, hüccet, kim bunlar? Kim? Bakın büyük harfle yazıyorum. Meçhul. Mübhem. Kapalı. Bilinmiyor. Kim olduğunu bilmiyoruz. Kim bu allame, hafız, müccet, sahabi? Bilmiyoruz. Demek ki, burada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Demek ki sevgili arkadaşlar, bir isnat zincirinde raviyi meçhul, müphem bir sıfatla, bunların hepsi sıfattır, sıfatla zikretmek de isnatta kopukluk demektir. O zaman isnatta inkıta, kopukluğun anlamı biraz genişledi. Neden yeni bir şema çizerek bunun üzerinde bunları konuştuğumu da şimdi daha iyi fark ettiğinizi düşünüyorum. İsnatta kopukluk iki türlü oluyor. Bir, raviyi direkt düşürüyorsunuz. İki, bu düşüşü güya örtbas etmek için güya bir ravi zikretmiş gibi oluyorsunuz. Haddesena ahberena el-allame diyorsunuz. Haddesena el-hafız, el-hucce, el-imam, el-muhaddis, el-kebir falan diyorsunuz. El-sahabi, el-meşhur, el-şehir diyorsunuz. Men huve ya ustaz? Kim bu hocam, bu el-allame, ya eyyuhel-ravi, eyyuhel-muhaddis? Kim bu? Kimse bilmiyor. La yarifuhu illallah. Ancak Allah biliyor. Bunun düşmekten bir farkı yok. Bu da bir inkıtadır. Onun için bu tanımlara dikkat edelim. Demek ki isnatta inkıta iki türlü oluyor. Bir, raviyi bizzat düşürüyorsunuz. İki, düşürmemiş göründüğünüz raviyi meçhul ve müphem bir sıfatla, şöyle bakın, meçhul ve müphem bir sıfatla zikrediyorsunuz, zikretmek. Bu da bir düşüştür. Zayıf hadis konusunun bu noktaları çok son derece önemli olduğu için ve çok iyi anlayarak gitmemiz gerektiği için bu kadar üzerinde duruyorum. Beni hoş göreceğinizi umuyorum tabii bu arada. Peki, şimdi buraya müsaadenizle daha sade bir şema tekrar çizmek istiyorum. Çünkü yukarıdaki şema ne kadar renklendirirsek renklendirelim daha fazla karmaşık hale gelmeye izin vermeyecek bir duruma geldi. Sonuçta bu bir ders tahtası olduğu için onun anlaşılır olmasında dikkate almalıyız ve çok şükür yerimiz de var. Yeniden bir daha isnat şeması çizmek istiyorum. Evet. Hazreti Peygamber'in bulunduğu karemiz var. Aleyhisselam. Sahabi, tabi'in, tebe-i tabi'in, ravimiz var. Bir ravimiz daha var. Bir de muhaddisimiz var. Onun da bir eseri var.
Evet. Şimdi birincisi ne oldu arkadaşlar? Muhaddisimiz geldi, isnadı bitiştirdi, bitiştirdi, geldi. Tabi'in sahabeyi düşürdü. Gale Resulullah dedi. Yazalım. Gale Resulullah dedi. Bu bir isnadımız. Bu ne oldu? Mürsel. İki. İki. Munkatı rivayet. Şimdi munkatı konuşalım. Mürsel'i anladık. Sevgili arkadaşlar, sahabinin düştüğünü öğrendik. Sahabi düşerse adı mürsel oluyor. Şimdi dolayısıyla konu munkatı olduğunda sahabeden sonra muhaddise kadar, şu aradan. Çünkü sahabe düştüğünde adı mürsel oluyor. Onun bir özel adı var. O halde tabi'in nesli de dahil muhaddise kadar. Bu aradan herhangi birinden, ister tabi düşsün, ister tebe tabi düşsün, ister ravi, ister bu ravi, ister bu, hangisi düşerse düşsün. Tek bir ravi düşmek koşuluyla ya da tek bir ravi yukarıda söylediğimiz gibi meçhul ve müphem zikredilmek koşuluyla. Çünkü artık iki şart söyleyeceğiz. Ya düşüyor ya meçhul müphem zikrediliyor. Bu iki koşulda da isnattan tek bir ravi düşmek koşuluyla efendim isnadımız ne oluyor? Munkatı. Hemen renklendirelim ve şöyle yapalım. Tebe-i tabini düşürelim. Evet, tebe-i tabini düşürelim. Muhaddis bundan aldı, bundan aldı. O tebe-i tabini atladı, tabinden aldı. O sahabiden aldı, o da Resulullah'tan aldı. Bakın tebe-i tabini düştü bir tane. Bunu örnek olarak yaptık. Ya da tebe-i tabin meçhul müphem olarak zikredildi. Mesela büyük tebe-i tabi diye. Tabi'yi efendim el-kebir dedi mesela. Meçhul söyledi. Tabi'yi düşürdük. Şimdi oldu, bakın oldu munkatı rivayet. Ha, buradan tebe-i tabi'nin değil de tabi'ni düşürebiliriz. Şunu düşürebiliriz, bunu düşürebiliriz. Fark etmez, bir tane düşecek. O zaman yazalım. İsnat zincirinden, zincirinin herhangi bir yerinden tek ravinin düştüğü rivayettir. Ben her düştüğü dediğimde siz meçhul ve müphemi de anlayacaksınız. Ben düştü diyeceğim, siz beraberinde müphem ve meçhul zikredilmiş olmayı da anlayacaksınız değerli arkadaşlar. Demek ki munkatı rivayetimiz isnadın herhangi bir yerinden herhangi bir ravinin düşürülmesi ya da müphem ve meçhul bir sıfatla zikredilmesi anlamına geldi. Peki, şimdi bu durumda munkatıyı anladık. Hemen üçüncü efendim zayıf hadis çeşidimizi yazalım. Mu'dal. Arapçasında yazalım. El-mu'dal. Datla. El-mu'dal. Adaleden güçlü olmak demektir. Güçlü. Yani buradaki anlamı ne olmuş oluyor? Bir tek halka koparsa isnattan bu az bir kopuştur. İki, üç daha fazla koparsa bu daha güçlü bir kopuştur. Mu'dal. O zaman mu'dal da iki ravi peş peşe düşecek. Peş peşe düşme koşulu var. Genel olarak böyle kabul ediliyor. Kimi efendim ihtilaflar söz konusu olmakla birlikte peş peşe. Hemen renklendirelim farklı bir renkle.
farklı bir renkle renklendirelim. Diyelim ki isnadımızda muhaddisimiz rivayeti bundan aldı. O da tebe-i tabiinden aldı. Fakat tebe-i tabi her nasılsa direkt Resulullah'a isnat etti. Hem tabiyi düşürdü, hem sahabiyi düşürdü. Peş peşe bakın. Peş peşe iki ravi düştü buradan. İki ravi düştü. Yani tebe-i tabi'in Kale Resulullah dedi. Tebe-i tabi'in Kale Resulullah deyince aradan kaç kişi düştü? İki ravi, iki nesil düştü. Ne oldu? Mu'dal. Bakın. Mu'dal rivayet oldu. Çünkü peş peşe iki tane ravi düştü. Peş peşe iki tane ravi düşünce bu defa efendim rivayetimiz hem zayıf hem bayağı bir zayıf oldu ve adı da mu'dal oldu. Neden mu'dal oldu? Çünkü kopukluk büyüdü, güçlendi. Dolayısıyla adı mu'dal oldu. Sevgili arkadaşlar, şimdi bu peş peşe düşüşte aynı şekilde hem tabiyi hem sahabiyi mesela şöyle deseydi bu zat, şöyle deseydi, bunu şöyle yazalım. Mesela deseydi ki bu zat, haddesena et tabi'i el kerim anis saha iyi şehir deseydi. Güya bir tabi bir de sahabi zikretmiş olsaydı. Büyük bir tabiyi meşhur bir sahabiden şöyle naklediyor dedi. Büyük bir tabiyi meşhur bir sahabiden şöyle naklediyor diye bize rivayet nakledi. İyi de bu değerli tabi ile meşhur sahabi kim? Meçhul. Yine mu'daldır. Niye? Çünkü bilmediğimiz sıfatlarla aktarıldı. Şimdi şöyle bir şey aklınıza gelebilir teorik olarak. Hocam peş peşe olmaz da ayrı ayrı yerlerden düşerse. Bunu mu'dal sayan da var, saymayan da var. O detaylara girmek istemiyorum. Ama siz teknik olarak net bu şekilde şimdilik öğrenin. İleri okumalarda, ileri derslerde onları farklı nedenleriyle, gerekçeleriyle inşallah bu derslerimizin ikinci düzey ve üçüncü düzeylerini de yapmayı düşünüyorum Allah ömür verse. Oralarda bunları daha detaylı bir biçimde konuşacağız. Şimdilik efendim mu'dal dendiğinde peş peşe iki ravinin düştüğü rivayet olarak algılamamız yeterlidir. Peki şimdi sevgili arkadaşlar, burada dakika ne kadar yerimiz var? İyi. En önemli hususa geldik. Bu önemli husus nedeniyle şemayı biraz daha yenilemek istiyorum izninizle. Dördüncüsü de yazalım. Dört, muallak rivayet. Bu İsnadın tamamı düşüyor. İsnadın tamamı düşen rivayet. Rivayet. Pardon, düzgün yazayım. Düşen rivayet. Şimdi isnadın tamamının düştüğünü ve düşüş biçimlerine göre aldığı önemli isimler var. Muallak rivayet son derece önemli. Bunu iyi kavramanızı ve iyi anlamanızı istiyorum sevgili arkadaşlar. Onu biraz konuşalım. Hemen bir hızlıca isnat şeması çiziyorum. Hazreti Peygamber
aleyhisselam sahabi, tabi, tabi bu şemalar bu arada kitapta da var, oradan inşallah bakacaksınız, bir ravimiz daha var ve muhaddisimiz var. Muhaddisimiz var, onun da eseri var. Şimdi değerli arkadaşlar, muallak dendiğinde üç tane önemli kavramı burada üzerinde durmamız gerekiyor. Söz Hazreti Peygamber'in olduğunda adı neydi? Merfu. Söz sahabinin olduğunda adı neydi? Mevkuf. Söz tabiye ait olduğunda adı neydi? Maktu. Bakın, adı Maktu'ydu. Şimdi, biz birer tane de sahabi ve tabi ismi yazalım. Meşhur olsun, hepinizin bildiği, tanıdığı bir isim olmasına dikkat edelim. Mesela sahabi kim olsun? Ebu Hureyre olsun. Hani çok bilindik bir sahabi. Tabii kim olsun? İbn-i Sirin olsun. Çünkü bunu da hadis usulünden, isnattan vesaireden tanıyorsunuz. İbn-i Sirin olsun. Resulullah'ı söylemeye gerek yok zaten. Şimdi bu durumda sevgili arkadaşlar, muhaddisimiz burada bize bir rivayet nakletmiş, şu rivayeti. Bu rivayette diyor ki, direkt muhaddis eserinde kâle bunu Sirin tırnak içinde İbn Sirin'in bir sözünü söylüyor. Mesela isnatta gördük ya, önce isnat sormazlardı, sonra şöyle şöyle oldu da isnat sormaya başladılar. Bu söz kimin? İbn Sirin'in. İbn-i Sirin kim? Tabi. Peki bakın, muhaddis hiç isnat zikretti mi? Hiç haddesene ahberena bir şey var mı? Hayır. Direkt ne yaptı? Bakın muhaddis rivayeti tabiine bağladı. Kale İbn-i Sirin diyor bakın. Hiç isnat var mı? Hayır. Hiç isnat olmadığı için, bunun tamamı düştüğü için bakın. Muhaddisle bunun arasındaki rivayet tamamı düştüğü için bunun adı muallaktır. Muallak boşlukta kalmak demek. Asılı kalmak. İsnat bizi bağlayan şeydir. İsnat tümüyle giderse bağımız kopar. Muallak da boşlukta kalmış oluruz. İşte onu anlatıyor. Muallaktır. Boşlukta kalmış olduk. Evet. Ama nasıl muallaktır? Bunun adı, şunun adı nasıl muallaktır yazalım. Maktu muallak. Maktu muallak. Maktu muallak. Neden? Çünkü muhaddis isnadı direkt tabiine bağladı ve tabiinin sözünü nakletti. Peki, rengi değiştirelim. Muhaddis bize bir rivayet nakletti. Bu rivayet sahabinin sözü olsun. Dedi ki direkt Kale Ebu Hureyre. Ne yaptı? Bakın isnadı direkt aldı getirdi Ebu Hureyre'ye. Ama Ebu Hureyre'nin sözü. Ebu Hureyre tırnak içinde Ebu Hureyre'nin bir sözünü söyledi. Mesela diyor ki Ebu Hureyre, ben Hazreti Ömer hayatta olsa böyle çok hadis rivayet edemezdim. O bana kızardı diyor mesela. Hazreti Ebu Hureyre'nin bir sözü kendisi. Buna ne diyorduk? Mevkuf. Bakın mevkuf. Peki hiç isnat var mı? Gale Ebu Hureyre dedi. Bakın hiç isnat yok. Hepsi gitti. Sahabiye kadar hiçbir isnat kalmadı. Buna ne diyoruz? Mevkuf muallak.
Evet. Buna da mevkuf muallak diyoruz. Bazen muhaddis bize bir rivayet verecek. Bu rivayete diyecek ki, bakın, hatta şöyle uzatalım. Kale Resulullah diyecek. Bakın, hiçbir isnad olmadan rivayeti direkt Resulullah'a isnat edecek. Hiçbir isnat yok. Direkt Kale Resulullah diyor. Bu Buhari'de de var, Müslim'de de var. Her muhaddiste var. Hiç isnat yok. Kale Resulullah diyor direkt. Bunları konuşacağız. Peki bu ne oldu? Bu da merfu muallak oldu. Merfu muallak. Evet, merfu muallak oldu. Gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar, bir rivayetin isnadının bütünüyle düşürülmesinin adı muallaktır. Şurada gördüğünüz gibi. İsnadın bütünüyle düşürüldüğünde nakledilen söze bağlı olarak da isimleri değişti. Hiç isnat verilmeksizin tabiinin sözünü nakledersek bunun adı maktu muallaktır. Hiç isnat vermeksizin sahabinin sözünü nakledersek bunun adı mevkuf muallaktır. Hiç isnat vermeksizin Hazreti Peygamber'in sözünü nakledersek bunun adı merfu muallaktır. Bakın. Demek ki üç türlü muallakımız ortaya çıktı şimdi. Evet. Ve yazalım. Merfu muallak. Mevkuf muallak. Maktu muallak. Evet. Bunları çok iyi öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şemalarıyla, tanımlarıyla tekrar başa dönelim. Ve zayıf hadis çeşitlerini genel kategoriler olarak 4 ana gruba böldük. Bu 4 ana grupta birincisinde isnadında meydana gelen kopukluklara bağlı olarak rivayetlerin neden nasıl zayıf olduğunu ve hangi isimlerle maruf, hangi isimlerle bilindiğini ele aldık. İkinci dersimizde, bundan sonraki dersimizde sahip olduğu çelişkiler nedeniyle bir rivayetin nasıl zayıf olduğunu, olacağını, hangi isimleri neden aldığını konuşacağız. Üçüncüsünde rivayette bir kusur, bir illet tespit edeceğiz. Bunun üzerinden onun zayıf olduğunu, son olarak da rivayette tespit ettiğimiz imla problemleri nedeniyle rivayetlerin zayıf olmasından, zayıflığından söz edeceğiz. Peki sevgili arkadaşlar, böyle bir durumda gördüğünüz gibi zayıf hadisleri tanımak, zayıf hadisleri bilmek son derece önem arz ediyor. Ve bu kavramları da aklımızda tutmak önem arz ediyor. Teorik olarak. İşte biz inşallah ileride bu kavramları uygulayacağımız metinler okuyacağız sizinle. Metinler okuduğumuzda bu metinlerde şimdilik teorik olarak ezberlediğimiz, teorik olarak size anlattığımız bu rivayetlerin aynı zamanda hadis kaynaklarımızda, külliyatlarımızda nasıl rivayet olarak karşılıkları var, hangi rivayetler olarak bizim karşımıza çıkıyor, bunları da inşallah örnekleriyle size göstermeye çalışacağız. Umarım teorik olarak bugünkü zayıf hadise girişte, zayıf hadis 1 bu dersimizin adı, zayıf hadis 1'de bu anlattığım hususlar ve çizmiş olduğum şemalar size zayıf hadisin birinci bölümü olan isnatta meydana gelen kopukluklar nedeniyle rivayetin nasıl zayıf olduğunu, hangi isimleri aldığını göstermeye çalıştım.
Bir de kopukluğun ne anlama geldiğini, kopukluğa nasıl anlamlar verdiğimizi ve özellikle müphem ve meçhul sıfat kullanımlarının da kopukluk anlamına geldiğine dikkatinizi çekmeye çalıştım. Efendim, sabırla beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım anlaşılır bir ders olmuştur ve umarım bu biraz karmaşık gibi görünen dersi size çizmeye çalıştığım şemalarla görsellemiş ve netleştirmiş olmuşumdur. Hepinize hayırlı çalışmalar, başarılar diliyorum. Bir sonraki zayıf hadis dersimizde buluşuncaya kadar. Allah'a emanet olunuz.